Dostlar selamünaleyküm. Şu an Türkiye'de gündem yeni savaş uçağı yani eğer alabilirsek Eurofighter. Eğer alabilirsek diyorum çünkü İngiltere ve İspanya kabul etmiş olsa da Almanya kabul etmiyor şu an. Bu uçağın bize satılmasını engelliyorlar. Neden engellediklerini zaten konuşmuştuk. Türkiye'nin Gazze konusundaki duruşu Almanya'nın aldığı bu tavrın en önemli sebebi. Tabi başka sebepleri de var. Onlara şu an girip bu videonun konusundan çok uzaklaşmayalım. Zaten dediğim gibi dünkü videoda bunları detaylıca konuşmuştuk. Bugün Eurofighter ile ilgili çok sık sorulan soruları cevaplıyoruz. Öncelikle Türkiye'nin milli savaş uçağı Kaan'a bütçeyi aktarmak varken neden bir yabancı savaş uçağı almaya çalışıyoruz? Ya da neden hala insanlı uçak için para harcıyoruz? Şu an almaya çalıştığımız Eurofighter F35'in muadili mi? Amerika'dan F16 alacaktık. O işten vaz mı geçtik? Peki Eurofighter'ı alamazsak ne yapacağız? Bugün hızlıca bu soruları cevaplayalım. Başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapalım. Biliyorsunuz bu kanalda yıllardır önemli konularda önemli videolar hazırlıyoruz ve arka planda bunun için çok ciddi bir çaba harcanıyor. O yüzden artık 1 milyon abone hedefi koymanın zamanının geldiğini düşünüyoruz ve bu konuda desteğinize ihtiyacımız var. Bize destek vermek isterseniz videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Podcast ağırlıklı ikinci bir kanal daha kurduk. Orada da desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden teşekkür edip daha fazla uzatmadan konumuza devam edelim. Eurofighter'ın neden gündem olduğunu biliyorsunuz. Öncelikle milli savunma Bakanımız 40 adet Eurofighter alacağımızı açıkladı. Ama Almanya'nın bu işe taş koymaya çalıştığını da söyledi. Türkiye'de gündem bir anda Eurofighter oldu. Ardından Cumhurbaşkanımız Erdoğan Almanya'da Alman şansölyesiyle yaptığı toplantıdan sonra bu konuda rest çekti. Eğer Almanya bize bu uçağı vermezse başka bir yerden alırız çok önemli değil dedi. Haliyle Türkiye'nin gündemi tamamen Eurofighter oldu. Böyle olunca da bana bu konuyla ilgili çok fazla soru geldi. O yüzden bugün hızlıca tek tek bu soruları cevaplıyoruz. Öncelikle ilk soruyu sorarak başlayalım. Türkiye'nin milli savaş uçağı projesi yani Kaan'ı varken neden paramızı Eurofighter'a harcıyoruz? Onun yerine milli savaş uçağı projemize bu bütçeyi aktarsak daha mantıklı değil mi? İnsanların aklına bu soru geliyor ve soru anlamsız bir soru da değil. Ama unutulmaması gereken bazı şeyler var. Öncelikle Türkiye'nin Kaan projesinde bütçe gibi bir problem yok. Yani o proje tıkır tıkır ilerliyor. Bir para ihtiyacı oluştuğu zaman devlet hemen projesinin arkasında duruyor. O yüzden bir savaş uçağına harcanacak para Kaan projesini ertelemeyecek. Ama bir proje Türkiye'ye istediğiniz kadar para ayırın. İstediğiniz kadar büyük bir bütçeniz olsun. Yine de zamana ihtiyacınız vardır. Yani o projenin olgunlaşması öyle göründüğü kadar basit bir olay değil. Her şeyden önce zaman gerektiriyor. Türkiye için Kaan'da da aynı durum söz konusu. Şu an projenin sadece zamana ihtiyacı var. Yoksa tıkır tıkır ilerliyor. Yani kısaca özetlersek Eurofighter'a e harcanacak olan paranın Kaan projesine aktarılması milli savaş uçağı projemize bir katkı sağlamayacak. Tabi burada başta söylemediğim bir soru da geliyor akla. Türkiye milli savaş uçağını geliştiriyorsa neden bugün Avrupa'dan Eurofighter almaya çalışıyor? Bu sorunun cevabı da aslında çok basit ve net. Türkiye milli savaş uçağını geliştirmek için kolları sıvadı. Proje hızlı da ilerliyor. Ama unutmamamız gerekiyor ki burada geliştirmeye çalıştığımız şey bir savaş uçağı. Yani askeri teknolojinin zirvesi. Haliyle bu konu zaman istiyor. Bizim savaş uçağımız 2028'de hem yerli motorla uçacak hem de envantere girmeye başlayacak. Ama savaş uçağı üretmek başka bir şeye benzemiyor. Bütün ihtiyacı karşılayacak sayıda savaş uçağını envantere sokmak elbette zaman alacak. 2030'ların ortalarında Kaan filosu anca caydırıcı bir güç haline gelebilir. Ve işte bizim bu geçiş süreci için bir platforma ihtiyacımız var. Eurofighter'la bu yüzden ilgileniyoruz. Sanki savaş mı var da demeyin. Her an savaş olabilecek bir yerdeyiz biz. Yunanistan sürekli hava kuvvetlerine takviye yapıyor. Eğer bu uçağı alırsak Fransa'dan aldıkları Rafale savaş uçağını rahatça bastırabiliriz. Aynı şekilde görüyorsunuz işte ABD uçak gemisini Akdeniz'e getirdi. Yani bizim bu ortamda hazırlıklı olmaya çalışmamızdan daha doğal bir şey yok. Eurofighter işte bu süreçte bizim elimiz ayağımız olabilir. Gelelim bir sonraki soruya. Peki bu Eurofighter F35'in muadili mi? Eurofighter F35'in yerini doldurabilecek bir uçak değil. Zaten her şeyden önce aralarında nesil farkı var. F35'in iddiası görünmezliğinden kaynaklanıyor ama Eurofighter'ın radar görünmezliği gibi yani hayalet uçak olmak gibi bir iddiası yok. O yüzden Eurofighter F35'in muadilidir diyemeyiz. F35'in muadili olarak biz şu an yerli savaş uçağımız olan Kaan'ı geliştiriyoruz. İşte Kaan oper olana kadar Eurofighter F16'larımıza takviye güç olacak. Aslında takviyeden de ziyade F16'lardan daha da iyi bir platform olacak. Kısaca özetlersek Eurofighter'ın F35'in muadili olma gibi bir iddiası yok. Gelelim diğer bir soruya. Dünya insansız sistemlere doğru koşarak ilerlerken ve biz bu konuda gerçekten çok iyiyken neden hala insanlı bir uçak satın almaya çalışıyoruz? Bu soru da mantıksız bir soru değil. Dünya insansız sistemlere doğru koşa koşa ilerliyor. Bu doğru. Türkiye de bu konuda dünyanın en iyilerinden biri ve bizim insansız savaş uçağı projelerimiz de var. Haliyle yeni bir savaş uçağı satın almak yerine insansız savaş uçağı projelerine niye daha fazla yüklenmiyoruz sorusu insanın aklını karıştırıyor. Ama burada şöyle bir şey var. Bütün bir hava gücünü insansız savaş uçaklarına yüklemek için henüz daha çok erken. Önce bir geçiş süreci yaşanacak. 6. nesil savaş uçaklarıyla insansız savaş uçakları ortak operasyonlar yapacaklar. Savaş uçaklarının pilotları aynı zamanda bir insansız savaş uçağı filosunu da yöneterek tek başına bir orduyla operasyon yapacak. Bu sürece hatta attıktan sonra insansız savaş uçaklarına bütün bir hava gücüne emanet edeceğimiz çağ gelecek ve bu bahsettiğimiz süreç de nereden baksanız 20 30 yıl daha devam eder ki zaten insansız savaş uçaklarının tam anlamıyla pilotlu bir savaş uçağıyla kafa kafaya görev yapabileceği konusu da henüz kesin değil. Onu zaman içinde göreceğiz. Ve işte o süreçte insanlı savaş uçaklarına ihtiyacımız olacak. Projeler bu yüzden devam ediyor. Yine çok uzatmadan diğer bir soruya geçelim. Eurofighter için bu kadar uğraşıldığına göre F16 satın almaktan vaz mı geçtik? Aslında üzerinde talebimiz hala devam ediyor. Ama bunun gerçekleşme ihtimalinin çok düşük olduğunu biliyoruz artık. Bunu kabul ettik. Çünkü ABD'de Rum ve Ermeni lobileri Türkiye'ye uçakların satılmaması için bütün güçlerini seferber ettiler. Şimdi bu lobilere Yahudi lobisi de eklendi. Canla başla Türkiye'ye F-16 satılmasın diye uğraşıyorlar. Ve birçok kongre üyesi de artık bu konuda onlarla aynı düşüncede. İşte bu yüzden F-16 alma ihtimalimizin çok düşük olduğunu biliyoruz. Ve arayışa devam ediyoruz. Hızlı hızlı ilerlemeye devam edelim ve son soruyu cevaplayalım. Eğer Türkiye Eurofighter alamazsa ne yapacak? Öncelikle ben bu uçağı alabileceğimizi düşünüyorum. Almanya taş koymaya çalışsa da bir yere kadar direnecek. Şu an projenin alt yüklenicileri yanında İngiltere, İspanya, Almanya'ya ciddi şekilde baskı yapmaya başladı. Ekonomik kriz dünyanın her yerinde hissettiriyor kendini ve böyle bir dönemde savaş uçağı satışı gibi büyük bir ticaretten mahrum kalmak istemez kimse. Bu baskıların sonuç vereceğine ve Almanya'nın geri adım atacağına inanıyorum. Yani Alman şansölyesinin şu anki inadı sadece bu uçakları almamızı biraz geciktirecek. Ama diyelim ki alamadık. O zaman ne yapacağız? O zaman dünyada farklı farklı birçok seçenek var. Özellikle Rusya, Fransa ve Çin bu konuda öne çıkıyor. Fransa'nın Rafael savaş uçağını alacağımızı zannetmiyorum. Siyasi sebepler bunu engelleyecektir. Çin için de durum çok farklı değil. Yani Çin'den de savaş uçağı alacağımızı zannetmiyorum. Çünkü Çin'in savaş uçakları hatta genel olarak savunma sanayi çok da güven vermiyor. Yani NATO sistemlerinden farklı bir sistem alacaksak bizim o sisteme ciddi anlamda güvenmemiz gerekiyor. Bu güveni de Çin'in savaş uçağını sağlayacağını zannetmiyorum. Yani eldeki en mantıklı seçenek olarak aklıma Rusya geliyor. Rusya'nın Su serisi savaş uçakları bizim ihtiyacımızı fazlasıyla karşılamaya yeterli. Evet alt sistemleri ve mühimmatları bizim alışık olduğumuzdan farklı. Yani tamamen yeni bir filo sahibi olmuş olacağız ve geçiş süreci zor olacak. Ama unutmamak lazım ki NATO bizim için en az Rusya kadar tehdit. Haliyle hava gücümüzü NATO dışı Su serisi gibi etkili bir savaş uçağı filosuyla çeşitlendirmek bizim için avantaj olabilir. O yüzden Eurofighter olmazsa ilk başvuracağımız adresin Rusya olacağına inanıyorum. Yani kısaca özetlersek bence biz bu savaş uçağını alırız. Almanya'nın inadı sadece süreci geciktirir. Başka da bir işe yaramaz. Ama olur da alamazsak çaresiz değiliz. Rusya'nın kapısını çalarız ki zaten onlar da çok istekli bu konuda. Ve oradan alacağımız bir filo milli savaş uçağımızı üretene kadar bizi fazlasıyla rahatlatır. Yani Almanya'nın başındaki o sünepeyi ciddi alıp şımartmaya çok da gerek yok. Good evening, good night.